Mısır'ın Hurghada şehrindeyiz. Victoria tren istasyonunun önündeyiz. Madrid şehir merkezinde, hatta Madrid'in en kalabalık meydanında gezintilerimize devam ediyoruz. Atina gezimize tabii ki Atina'nın simgesi Akropolis'le devam ediyoruz. Azerbaycan Bakü sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Kıbrıs'a gidiyoruz. Hadi bakalım. Fransa, Paris, Orly Havalimanı'ndayız. Romanya, Köstence'den herkese merhabalar. Kolezyum, yani Amfiteatro Magnum. Magusa'da San Nicolas Katedrali'nin hemen önündeyiz. Sanki New York'ta Gotham City'desiniz. Tam arkamızda Gate of India. Gandhi'nin evini gördüğünüz gibi artık müze haline getirmişler. Bulgaristan'dayız, Sofya'dayız. Çok güzel bir ortamdayız şu anda. Üsküp'teyiz. Zanzibar'ın ilk yapısının önündeyiz. Sergio ile Volk Show'dan hepinize ama hepinize kucak dolusu sevgiler, merhabalar. Bu hafta sizler için Tanzanya'nın özerk cumhuriyeti olan Zanzibar'dayız. Evet biliyoruz, geçtiğimiz haftalarda bir Zanzibar bölümü daha izlediniz. Ama biz o bölüme sığdıramadıklarımızı bu bölümle evlerinize konuk etmek istiyoruz. Çünkü bu bölümde birbirinden enteresan noktalarda olacağız, Zanzibar'ın ormanlarında olacağız. Dilerseniz yeni bölüme başlamadan önce geçtiğimiz hafta neredeydik, neler yaptık kısa bir göz atalım, sonrasında yeniden buluşalım. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Sofya'dayız. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dayız. Şu anda da arkamızda ne var Ruzi? Çok güzel bir bina görüyorsunuz. Alexander Nevski Katedrali önündeyiz tabii. Evet, Alexander Nevski Katedrali önündeyiz. Alexander Nevski Katedrali ile ilgili sizlere bilgiler vereceğiz. Şimdi şehre adını veren kilise önündeyiz. Aziz Sofya. Banyabaşı Camii 1500'lü yıllarda Mimar Sinan tarafından yaptırıldı. Şu anda Sofya'nın en büyük camisi ve ibadete açık olan tek cami şu anda burada. Ve bugün Cuma, gördüğünüz üzere sokağa taşmış herkes, burada yaşayan bütün Müslümanlar. Cuma namazı için dışarı taşmışlar. Ben de şimdi kayıttan çıkıyorum. Hazır fırsat bu fırsat, hemen Cuma namazı için gidip yerimi alayım. Haydi bakalım, Allah kabul etsin. Şehrin merkezine gelip gezmeye başladığınızda, nasıl ki Alexander Nevski Katedrali'nden başlıyorsanız, ona yakın birçok görmeniz gereken kiliseler ve eski tarihi yapılar var. Şu anda da bir tanesinin önündeyim ben. Bu bir Rus kilisesi. Burada olan 1882 yılında burada bir cami varmış. Ve Saray Camisi bu caminin adı. O camiyi yıkıp yerine bu ihtişamlı Rus kilisesini yapmışlar. Alexander Nevski Katedrali'ne yakın bir park var ve bu parkta dikkatimi çekti. Böyle tezgah açıyorlar. Bu şapkalar Sovyetler, Rus ülkelere ait şapkalar ama hala burada Bulgaristan'da da kullanılıyor. Şu anda Sofya'da Vitoşka Caddesi'ndeyiz. Yani aslında Vitoşa Caddesi ama onlar böyle şirin olsun diye Vitoşka Caddesi de diyorlar. Neden Vitoşka Caddesi? Hemen onu sizlere anlatayım. Biliyorsunuz Sofya, Vitoşa Dağı'nın eteklerine kurulu bir şehir aslında. Yani aslında bu işi bir hafta sonu kaçamağına da çevirebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz malum komşumuz. Yani burada gelince mutlaka bir zorluk çekeceksiniz. O da kahvaltı konusunda. Neden? Cami karşısında bir de güzel bir bina var. Aslında bu bina kapalı bir pazar. Artık
bir eğlenceli şeyler yapmanın zamanı gelmişti değil mi? Yarım ay şeklinde işaret var, gördünüz değil mi? Bir tanesi kırmızı, bir tanesi sarı. Şimdi masaya doğru yaklaşalım. Evet, şimdi çok enteresan bir şey daha var. Burada elimde görüyorsunuz bir demir çubuk var. İki tane de top var bunun başında. Şu anda Tanzanya'da, Zanzibar'da, Jozani ormanlarındayız. Niye Jozani ormanlarındayız biliyor musun? Çünkü biz buraya maymunları görmeye geldik. Doğal yaşam ortamlarını görmeye geldik maymunların. Onları çok ellemeyeceğiz ama hafif hafif ziyaret edeceğiz. Sizler de buraya geldiğinizde mutlaka ve mutlaka Jozani ormanlarına gelin ki o maymunları sizler de görün. Elime yine tropikal ormanlar malum burası. Bir şemsiye aldım. Her an yağmur yağarsa kullanabileyim diye. Dilerseniz yeni bölüme geçmeden önce daha önceki bölümde, yani Zanzibar bölümünde neler yapmışız, kaçıranlar bir göz atsın, hemen Zanzibar'da kaldığımız yerden yeni bölümümüze başlayalım. Tanzanya'da özel bir cumhuriyet Zanzibar. Evet, Zanzibar zamanında İranlılar, yani Persiyanlılar tarafından keşfedilmiş. ...1800'lü yıllarda burada Umman hakimiyeti varken İngilizler bir şekilde burayı ele geçirmek istiyorlar. Onlar böyle gelip tanışıyorlar. Nereden geliyorsunuz? Çünkü onlar için de zaten tek geçim kaynağı turizm. Şu anda Stone Town'un ara sokaklarında dolaşıyoruz. Zanzibar'ın ilk yapısının önündeyiz. Bu ilk yapı ne zaman yapılmış? Hemen sizlere söyleyeyim. Adayı Portekizler'den alan Ummanlılar bu kaleyi yapmışlar buraya ki... Kalenin içi çok nezih ve sakin bir ortam. Burada birçok hediyelik eşya dükkanı var ve birçok tabii ki ahşap işlemeli el sanatlarından oluşan onların satıldığı dükkanlar var. Zanzibar'da kale içinde görüyorsunuz zaten. Ben yine bir sahne gördüm ve dayanamadım. Burada her kadın örgü yapmayı biliyor. Zanzibar'da kapılar çok önemli çünkü kapıların bir geçmişi var. Buradaki kapı kültürü Hintlilerle birlikte başlıyor ve bütün ağaçlar tik ağacı, Burma'dan, Myanmar'dan geliyor zamanında buraya ve kapılar işleniyor. Aslında ülkenin ekonomisini belirleyen olay Hindistan cevizi. Nedenini söyleyeyim mi size? Bakın şimdi, bunun kabuğunu soyuyorlar. Yani bir ülkenin geçimi tek bir meyveyle alakalı. Bakın, tek bir meyve. Bunun kabuğunu soyuyorlar. Bu kabuğu alıyorlar, yakacak malzemesi ya da dekorasyon malzemesi olarak kullanılıyor. Sonra içini açıyorlar, suyunu içiyorlar. Bakın, suyunu içiyorlar. Sonra dışındaki kabuğunun iç kısmının dış tarafında kalan duvarları, beyaz kısımları biliyorsunuz, et kısmı diyoruz biz ona. O et kısmını soyup istersen yiyorsun, istersen rendeliyorsun. Rendeledikten sonra süzüp sıkıp suyunu çıkartıyorsun, sütünü elde ediyorsun bunun. Zanzibar'a gelmek için bir sebep daha oluşturmak istiyorsanız, hepinizin çok sevdiği, bildiği, hatta ve hatta hayranı olduğu Freddie Mercury'nin doğmuş olduğu ev var. Freddie Mercury'yi biliyorsunuz, Queen'in son. Evet, dünyayı geziyoruz ama maymunlarla hiç bu kadar içli dışlı olduğumuz bir ortam olmamıştı. Daha önce Tayland'da Maymunlar Adası'na da gittim ama bu kadar yaklaşamadım. Burada görüyorsunuz, anne çocuğuyla beraber yemeğini de yiyor. Vallahi süper. Bir yandan arabalar geçiyor yolun kenarında, ormanın kenarından ama
Korkuttuk onu, o da kaçtı bizden. Arabalar da geçiyor ama arabalar geçerken çok dikkatli oluyor. Bizde nasıl yollardan kedi köpek geçiyor? Burada da gayet normal maymunlar yollardan geçebiliyor. O yüzden Zanzibar'a mutlaka gelip bu ortama sizler de tanıklık etmelisiniz. Ömrünüzde bir defa da olsa maymunların arasında gezmelisiniz. Emin olun onlar size bir şey yapmıyor. Siz zaten onlara bir şey yapamıyorsunuz çünkü dokunamıyorsunuz, çok hızlılar. Evet, şu anda Tanzanya'da görüyorsunuz, I love Tanzania. Şu anda Zerdeçal Bahçesi'nin önündeyiz. Burada baharatları canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Ben de ona sordum, sen rengini niye değiştirmiyorsun diye, ben istemem diye. Bu kırmızı muzu yemek diye kullanmıyorlarmış, normal sarı muzu yer gibi yiyorlarmış. Passion fruit, yani çok meşhur bu, çok da pahalı guava da diyebiliyoruz. Çarkı felek de diyebiliyoruz. Anlat kardeşim. Yemin ediyorum yağmurun, çamurun altında göstersene beni bir ya. Göster, şu halime bak ya. Yağmur, çamur, dolaşıyoruz yani. Olsun ama kırmızı muzu da göstermiş olduk yani. Bitter çikolatanın malzemesi bu. Evet, çok şükür şu an yağmur da durdu. Biraz daha iyi oldu. Bakalım. Evet, şu anda Zanzibar'da gezerken bir Müslüman düğününe denk geldik. Bize çok enteresan geldi. Çok enteresan gerçekten. İzin aldık. Biraz yani müsaade eder misiniz? Çekim yapalım. Kabul ettiler. Evet, şu anda mangrove ormanlarında geziyoruz. Mangrove ağacını biz sizlere daha önce Mısır bölümümüzde aslında izletmiştik. Orman arasında bir kanal var. Ve bu kanal 3 kilometre uzunlukta Hindistan Okyanusu bağlanıyor. Bu arada bu ormanlar o kadar serin ki... Bu bölümde orman orman Zanzibar'ı geziyoruz demiştim ya, şimdi ise hepinizin merakla beklediği Maymunlar Ormanı'na gidiyoruz. Evet, Maymunlar Ormanı diyorum ben Türkçe olarak sizlere. Çünkü buradaki orman çok enteresan. Maymunlar yolun kenarına taşmış vaziyette. Yoldan geçerken duran arabalar mı dersiniz? Onlara yemek vermeye çalışanlar mı dersiniz? Fotoğraflarını çekmeye çalışanlar mı? Ama bu Red Columbus maymunlarının ana vatanı burada Zanzibar'da, işte bu ormanlarda. Biz de Zuzi ile daldık maymunların arasına. Bir hayli zevkli ama biraz da tedirgin de aslında Zuzi. Ben de tedirgin değildim dersem yalan söylemiş olurum. E malum hepiniz biliyorsunuz, maymunlar kızdığında dünyayı tanımaz hale gelirler. Biz onları incitmeden aralarında dolaşmayı tercih ettik. Türkiye'de yol kenarlarında kedi, köpek görürsünüz. Yola kedi fırlayabilir, köpek fırlayabilir. Eğer şehir dışı seyahati yapıyorsanız en fazla koyun, keçi, inek fırlayabilir. Belki de bir tilki fırlayabilir gece vakti ise. Ama burada ise yolun ortasından her an bir geçen maymun görürseniz sakına sakın şaşırmayın. O zaman anlarsınız işte, Afrika'dayım, Zanzibar'dayım diye. Şimdi de dünyanın en sakin, en enteresan, en natürel ormanlarından bir tanesindeyiz. Mangrove ormanlarındayız. Evet, şu anda mangrove ormanlarında geziyoruz. Mangrove ağacını biz sizlere daha önce Mısır bölümümüzde aslında izletmiştik. Kızıldeniz'de mangrove ağacı denizin üzerinde yetişiyordu. Burada da okyanusun üzerinde yetişiyor. Aslında şu anda bu altta gördüğünüz suların hepsi okyanus suyu. Onların detaylarını sizlere daha sonra göstereceğim. Ama bu ağacın özelliklerinden sizlere bahsetmek istiyorum. Bu ağaç tuzlu suda yetişen bir ağaç. Evet, farklı modelleri de var tabii ki mangrove ağaçlarının. Tatlı suyla yetişenleri de var. Ama biz şu anda okyanus üzerindeki tuzlu suyla yetişen olanın ormanına girdik. Ve çok enteresan bir noktadayız. Çok güzel kökler var burada zaten. Hemen onları da gösterebiliriz, bu kökleri de. Ve bu ağacın özelliği tuzu alıp aslında bir nebze damıtıyormuş, arıtıyormuş gibi düşünün. Tatlı suya çeviriyormuş gibi düşünün aslında tuzlu suyu. Bu ağaç tuzlu suda yetişiyor ama bulunduğu tuzlu suyu da tatlı suya çeviriyor. Böyle de güzel bir olay. İşte Yaradan'dan diyoruz hepsini. Her şeyin zaten doğalını vermiş diyoruz. Afrika'da Zanzibar'dayız. Mangrove ormanlarındayız. Mangrove ağacını biliyorsunuz.
öyle her yerde yetişen bir ağaç değil. Onun yetişmesi için tuzlu bir su gerekiyor. Yani deniz kenarlarında, okyanus kenarlarında yetişen bir ağaç. Hatta mangrov ağacı içinde su arıtma cihazı diyenler de var malum. Tuzlu suyu alıp tatlı su bile verebiliyor ama su tüketimi çok fazla bu ağaçta. Bu ağacı biz daha önceki bölümlerimizde Mısır'da, Kızıldeniz'in kenarlarında sizlere izletmiştik. Şimdi ise bu ağacın ormanındayız. Orman arasında bir kanal var ve bu kanal 3 kilometre uzunlukta Hindistan Okyanusu bağlanıyor. Su seviyesi yükseldikçe tabii ki burada da su yükseliyor ve ağaçların hatta yani böyle yakından bakınca böyle bir beyaz çizgi var yani tuzdan yani oluşmuş. Oraya kadar su yükseliyor ve bütün bu kökler su altında kalıyor aslında. Şu an su seviyesi alçak olduğu için görebiliyoruz. Yani ne kadar büyük kökler var. Herhalde bu ağaçlar çok eski, çok büyük yani ağaçlar. Köklerden bakınca çok ilginç. Tuzlu su besleniyor. Tuzlu suyla büyüyorlar. Biz de burada orman ortasındayız. Bu ormanlar o kadar serin ki, bu tropikal olmasına rağmen o kadar serin ki artık burada nemi hissetmiyoruz. Çünkü Zanzibar genelinde çok sıcak bir hava var. Terimi görüyorsunuz. Yani kan ter içinde kaldık ama şu anda mesela Türkiye'de kış. Bizler burada terliyoruz. Ve şöyle de bir durum var. Burada ne bir sinek bulabilirsiniz mangrov ormanlarında, ne bir timsah, ne bir yılan. Hiçbir şey yok. Gönül rahatlığıyla gezebilirsiniz. Çünkü zaten buranın özelliği bu. Bu kadar tuzun içerisinde yaşamıyormuş zaten ne timsah, ne yılan, ne de sinek. Yani dünyada olmazsa olmaz diye bir şey yok. Ben bunu anladım. Çok enteresandır ki burada bir Türk'e rastlanır mı? Vallahi rastlanmaz. Ama ben Tansel Bey'e rastladım. Tansel Bey, Tanzanya'dasınız, Zanzibar'dasınız. Tatil yapıyorsunuz herhalde burada. Aynen öyle. Çok yerde tatil yaptım. Burası Afrika ülkesi olduğu için çok ön yargılıydı ama herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Değil mi? Yani hiç sana diyenler oldu mu? Gitme Afrika'da, ne işin var? Zanzibar, hasta olursun, şu olursun. Aynen, bulaşıcı hastalık ıvır zıvır. Bildiğiniz Türkiye gibi. Değil mi? Gayet güzel bir yer. Temiz bir yer. Huzur, doğa. Kültür nasıl? Yemekler güzel. Yemekler güzel. Peki bu yolda gördüğün fakir fukara insanlar, köylüler? Onlara insan acıyor. Gelirken yalnız bir şeyler getirmeleri şart. Değil mi? Bir şeyler dağıtsınlar. Gelirken getirsinler dağıtsın. Ben de sizi burada görünce çok şaşırdım. Biz dünyayı geziyoruz. Yani senin bizi burada görmen normal. O zaman çok karşılaşacağız. Aynen, çok karşılaşacağız. Senin bizi görmen doğal. Ama biz seni gördüğümüze çok mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz. Ne demek efendim. Çok sağ olun. Sağ olun. Geziyoruz o zaman. Sergio ve Tansel ormanda gezerlerdi. Haydi bakalım, görüşürüz. Jumbo. Jumbo. Jumbo bwana. Jumbo bwana. Habari. Habari. Zuri sana. Zuri sana. Wageni. Wageni. Makaribishwa. Makaribishwa. Zanzibar yetu. Zanzibar yetu. Hakuna matata. Hakuna matata. Now together again. Jumbo. Jumbo, jumbo bwana. Habari gani? Zuri sana. Wageni, wakaribishwa, Zanzibar yetu, hakuna matata. Öğrendik artık, bu kadar. Ne yapalım yani, Afrikanca bu kadar oluyor yani. Teşekkürler, thank you. Jumbo mambo.
Zanzibar'da bir o orman, bir bu orman derken gezintilerimize devam ediyoruz. Ama bu gezintilerimize giderken de birçok köyün içinden geçiyoruz. Özellikle de bu köyden bahsetmek istiyorum sizlere. Şu anda bulunduğumuz köy bir Müslüman köyü ve bu köyden geçerken de bir düğüne denk geldik. Bizim Zuzi durur mu? Ben bu düğüne dalacağım dedi içeriye. Ve biz de ne yaptık? Arabamızı bir kenara çekip düğüne gittik. Ben tabii ki düğünün içine girmek istemedim. Çünkü Müslüman düğünü ya hani bölgeyi de çok bilmiyoruz. Malum kadınlar çekinirler diye ben kendimi birazcık geride tuttum. Haydi bakalım burada düğünler nasıl yapılıyormuş hep birlikte izleyelim. Evet şu anda Zanzibar'da gezerken bir Müslüman düğününe denk geldik. Bize çok enteresan geldi. Çok enteresan gerçekten. İzin aldık. Biraz yani müsaade eder misiniz çekim yapalım. Kabul ettiler. Hadi bakalım bir şey. Çok da yüksek bir ses var burada ama gidiyoruz bakalım. İçerisine ben çok fazla dahil olamıyorum çünkü Müslümanlar ve herhangi bir sert tepki alayım istemiyorum. Ben de malum görüyorsunuz böyle kaba sakal bir adam olduğum için aralarına çok fazla giremediğimden Zuzi onlarla beraber dans edip onlara eşlik etti. Ama şunu söylemek istiyorum sizlere, buraya geldiğinizde yanınızda mutlaka eski kıyafetler, oyuncaklar, şekerler, aklınıza ne geliyorsa, evde kullanmadığınız ne varsa, ikinci el de olabilir, sıfır da olabilir. Buradaki çocukları sevindirmeniz gerekiyor. Biz de şimdi onların hepsine bir şeyler dağıtmak istiyoruz. Bakalım mutlu edebilecek miyiz onları?
bu arada küçük bir bilgiyi vermeden geçemeyeceğim. Zanzibar'dan bahsediyoruz. Ne de olsa Afrika'da bir bölge. Tanzanya'da özel bir cumhuriyet. Sadece burası için değil bu söyleyeceklerim elbet. Afrika'nın birçok yeri ile alakalı konuşacağım. Olur da bir gün bu taraflara gelmek isterseniz. Biliyorsunuz bölgede fakirlik yok aslında. Bölgede yokluk var. Ne elem bir durumdur ki buraya geldiğinizde sizlere karşı çocukların çok büyük sempatileri olacak. Ve sizin de bu durumda benden tavsiye olsun diye yanınızda gelirken mutlaka ve mutlaka İstanbul'dan mı geliyorsunuz, Ankara'dan mı ya da İzmir'den mi? Eğer böyle bir ülkeye gelecekseniz mutlaka yanınızda eski eşyalarınız olabilir ya da küçük oyuncaklar, şekerlemeler veya buna benzer her şey. Buraya gelip de bu çocukları sevindirmeniz sizin elinizde. Biz de bölgeyi bildiğimiz için hazırlıklı gelmiştik Zuzi ile. Buradaki bu güzel çocuklara bir şeyler dağıtalım istedik. Dağıttık tabii ki. Birazcık izdiham çıktı ama olsun. Onların o mutlu yüzlerini görmek bizleri dünyanın en mutlu insanları yaptı. Bu arada şekerlemeleri dağıtırken bir yetişkinin yanıma yaklaşıp önce sen ye sonra çocuklara dağıt demesi çok hoşuma gitmişti. Çünkü adam haklı. Bölgeyi çok suistimal edenler vardı. Belki de biz de onlardandık kim bilir diye düşünmesi gayet normal. Ama tabii ki biz onlardan birisi değiliz elbet. Malum ben de adıma dedim ki dostum elhamdülillah sen de Müslümansın ben de Müslümanım. Hazır konusu açılmışken ben de küçük izleyicilerimize bir hatırlatmada bulunayım o zaman. Çocuklar, sizler de yolda tanımadığınız birileri sizlere şeker uzatırsa sakına sakın ne alın ne yiyin. Ve aklınıza her zaman bu bölgedeki çocuklar gelsin. Anneniz güzel güzel yemekler hazırladığında hepsini sonuna kadar bitirin. Bakın burada bu yemekleri bulamayanlar var. Türkiye. Zanzibar'a gelip de eğer bir baharat çiftliği gezmediyseniz geri döndüğünüzde ben Zanzibar'a gittim diye sakın kimseye söylemeyin. Çünkü bölgenin en ama en ilginç noktalarından bir tanesi baharat çiftliği. Malum bölgede gelirinin birçoğunu baharattan elde ediyor. Hepimizin de evlerinde bütün yemeklerde baharatlar var ama biliyor muyuz ki bu baharat nasıl yetişiyor? Bu baharatın bir ağacı var mı? Hangi ağacın kökünden yetişiyor? Nasıl sofralarımıza kadar geliyor? Biz de bunları merak ettik ve baharat çiftliğine gittik. Evet, şu anda Zerdeçal Bahçesi'nin önündeyiz. Burada baharatları canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Kökünü kesiyor bize, gösteriyor. Müthiş valla. Onları boş ver, sen bana ver. Ne yapacaksın? Onlar çekim yapıyor. Gel, söyle. Tamam. Explain. What is this? Zerdeçal. So this one is a baharat, kurkum. That's kurkum. Tamam, in Turkish zerdeçal. Tamam. The way that we replant the kurkum, so normal we cut the piece and after that we have to replant it. The way to get the new plant. Tamam, anlaşıldı. Tamam. Tamam. And the way that we harvest, when you see the kurkum,
leaves is changed from the yellow leaves or dry leaves. So we harvested them, then you have to skin off to get yes. this one the color, then you have to dry it. When you dry, we get kuruttuktan sonra diyor yani. Bunu böyle kökünü açtın, bu hale getirdin. Ondan sonra kabuğunu soydun, kurutuyorsun küçük küçük. Sonra kullan yemekte. Doğru mu söyledim? Doğru, toz haline de getir. Aynen öyle. İsterseniz toz haline de getirebilirsiniz yani. Teşekkürler. Adı ne Michael Jackson plant this baharat. Michael Jackson because Michael Jackson baharat. Yeah. Why? Because Michael Jackson was black man. Yes. He had changed his color from the black to white. With this. With this. Michael Jackson rengini bu baharatla değiştirmiş. Vallahi helal olsun yani. Why you are not changing color? Because I don't want that. Okay. Ben de ona sordum. Sen rengini niye değiştirmiyorsun diye. Ben istemem diye. Bravo. Yeah, but here women use the baharat, this one kurkuma. Take the powder or soap, put on the skin. Your skin when you put is going to be softy or if pudra haline getirip yüzüne sürüyorsun diyor. Ondan sonra zaten beyazlamaya başlıyorsun. Hadi gidelim. Burada bu kadar vakit geçirdik. Hadi let's go. Baharatlarla alakalı ufak bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. Hava çok yağmurlu diye biz maalesef bütün çiftliği gezemedik. Ama sizlerle küçük bir bilgi paylaşacağım. Karanfil. Evet biliyorsunuz her derde deva olan karanfil. Karanfil dünyada %80 üretimini Zanzibar'da gerçekleştiriyor. Yani evinizdeki karanfiller Zanzibar'dan gelmiş olabilir. Yani siz Zanzibar'a gitmedim diye üzülmeyin. Evdeki karanfil zaten Zanzibar'dan gelmiş. Evet şu yanımda gördüğünüz ağaç işte bu. Bu meşhur hepinizin hayranı olduğu kınalar var ya hani bu Hint kınaları veya ne bileyim yazlık dövmeler yapıyorsunuz hani böyle gittiğiniz otellerde ya da başka ülkelerde ya da kına gecelerinde son dönemde Türkiye'de biliyorsunuz çok meşhur. İşte hepsi bu ağaçtan yapılıyor. Kınanın ağacını, menbaını bulduk. Bir ömür yeter bu yani söyleyeyim size. Bir ömür her yerinizi boyayabilirsiniz. Bir ömür yeter. Değil mi? Henna. Henna. So we take this, the leaves, after that you have to dry them. When we dry, we take the dry leaf, after that we make it powder. So the powder after that we take the tea leaves, we mix together, then we take the thin stick, we put on the head of bad hair. Anladım, tamam. Bunu böyle kurutuyorlarmış önce, sonra çay gibi kaynatıyorlarmış. İşin işte fermente ediyorlar yani. Anlayın çok basit. Toz haline ya da sıvı haline getiriyorlar. Ondan sonra da sürüyorlar. İster kafaya, ister yüze, ister burna, ister ellere, nereye sürersen sür. Tamam. Tamam tamam, haydi gidiyoruz baharatlara. So here we have this one, the banana, green banana. So normal, yeşil muz. We have red banana, an elephant banana, yellow banana and green banana. Oo, muzun çeşitlerine gelin. Dört çeşit muz var. Fil muzu. Bu arada ben sarardım zencefilden ha. Fil muzu, kırmızı muz, sarı muz, yeşil muz. So evet. This one green banana for cooking. Ha bu yemek yapmak içinmiş. Bu green banana yemek yapmak içinmiş. For cooking. And also we have the red one we don't cook. We eat as a fruit like a yellow one. Ha kırmızı muzu yemek diye kullanmıyorlarmış. Normal sarı muzu yer gibi yiyorlarmış. Güzel. Yeah. Sonra bu kadar mı? Yeah. And also this the way that when you cut this plant from the one plant we get one fruit like that. When you cut this the new we get from this one. Bir tane dal, bir tane bir demet muz içinmiş. O bittikten sonra bunu kesiyorlarmış. Sonra yenisinden bir demet muz daha çıkıyormuş. Güzel. Bu kadar mı? Yallah. Haydi yallah o zaman gidiyoruz geziyoruz. Maşallah, sübhanallah. Tamam, haydi. Tamam. Yağmurlar şu anda sağanak oldu. Sağanak yağmurlar. Gidiyoruz vallahi bu yağmurda. Tropikal ormanlarda. Sizler için baharatları araştırıyoruz. Haydi bakalım gidelim. Başka ne baharatlar varmış? Zanzibar'dan dünyaya, Tanzanya'dan dünyaya giden. Evet, şu anda bu passion fruit. Yani çok meşhur bu çok da pahalı guava da diyebiliyoruz.
Çarkı felek de diyebiliyoruz. Anlat kardeşim. So this one the passion fruit. This the plant is the guani plant. It's a beautiful plant because the guani is need supported tree. Okay? Anlamadım ama olsun. Yani anlatırım ben size bunu. Evet. Also this one the flower of passion fruit. After flower we get this the fruit. Aha. And after that it's going to change the color from the green to yellow. When Anladım. We harvest. Çiçek oluyor önce klasik meyveler gibi. Çiçekten yeşile dönüyor bu meyve oluyor. Sonra o sarıya dönüyor. Kesiyorsunuz. Kestiğinizde ortası böyle havyar gibi sanki. Mis gibi de bir tadı var. Kaşık kaşık yiyebilirsiniz yani passion fruit. Evet, şu anda arkamda gördüğünüz kırmızı muz. Kaldırayım, yukarı doğru bakın. Kırmızı muz. Sizin için hiçbir masraftan kaçınmadık. Yemin ediyorum yağmurun, çamurun altında göstersene beni bir ya. Göster, şu halime bak ya. Yağmur, çamur, dolaşıyoruz yani. Olsun ama kırmızı muzu da göstermiş olduk yani, değil mi? Red banana. Red banana. So this is more sweet than yellow one, the small one. Evet, bu sarıdan daha tatlı diyor. Yemedik. Ismarla da yiyelim kardeşim yani. If you will give us, we can eat and we can try. But if you didn't give, how we can try and how we know that it's sweetie or the we'll yellow one is sweet. Değil mi? Yani, we'll tamam. We will test it then. Okay. Because we have a lunch here. Okay. Let's go o zaman. Tamam. 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 Hadi. Kakule. Geldik kakulenin önüne. İşte bunlar kakule. Yani seviyorsunuz yani böyle koyuyorsunuz yemeklerin içine bir Hint baharatı. Aynen. Ama kokluyorum işte böyle. Ellerim benim bu arada zerdeçalın sarısı olsun. Sarıya çaldı, zerdeçaldı. O kakule kakule. Kakule. Böyle de yiyor o kakuleyi. Sweet. Sweet değil mi? Vallahi bir de ben try yapayım o zaman. Chewy. Güzelmiş ha bu kakule. Kakule. No, helal olsun kardeşim. Teşekkür. So this it has two root kakule. Ha. The first one is upper root. Uh-huh. This kakule we get kakule this. This the flower. After that it's going to change the color from the green to yellow. When you see the kakule is yellow, we harvest. After that we dry. When we dry we get kakule brown kakule. Anladım. Zaten yine klasik bildiğiniz gibi baharatlar genellikle kurutarak oluyor. Onlar yeşilden alıyorlar onu, kurutuyorlar. O bizim kahverengi kakuleyi, hani hep böyle alıştığımız yemeklere koyduğumuz kakuleyi oluşturuyorlar. Haydi. Haydi. Yalla. Red one is cacao. This is the red cacao because we have green cacao, yellow cacao and red cacao. From this red cacao we get the bitter chocolate. The one is. Oo evet. Bitter çikolatanın malzemesi bu. Yani alın evde yapın. Şaka bir yana. Vallahi 10 numara 5 yıldız. Yağmur olmasa daha güzel göstereceğim görüntüleri ama işte kakaonun ham maddesi burada. Yani çikolata ağacı desem yeridir yani öyle söyleyeyim size. Bilmeyenler varsa görsünler. Bunları da mutlaka gelip yerinde görmeniz lazım. Yerinde. Yalla tamam. Kakule. Kakule. Şu anda karabiber ağacının önündeyiz. Yanımda da bir karabiber. Black pepper. Black pepper. Yes, black evet. pepper baharat. Ama onun bu kırmızılı, yeşilli, taze hali yine kurutuyorlar. Drying, yeah, going to black. Yeah, to black. So the way that we harvest, when you see the red one, the black pepper, after that we dry, after then
We skin off this baharat white one. Uh-huh. So this is the black pepper. We dry them. After dry, we get the white one pepper. Okay. This, we skin it off. When you have to skin off, then you have to dry this one. Okay. Yani kabuğunu soyup içindeki çekirdeği kurutuyorsunuz. Ondan sonra karabiberi, beyaz biberi hepsini oluşturabiliyorsunuz bundan. Ağacı da bu. Yani işte ağacı da bu. Görüyorsunuz yanımda. Ben görsem herhangi bir ağaç sanarım. Ama meğer karabiberin ağacı varmış. Bu gece gel benim ol diyemem. Sana ben aşkımı söyleyemem. Utanırım beni öp diyemem. Ele güne vur, sorma beni. This one, the plant of baharat, the black pepper. Anladım. İşte karabiberin ağacı. Karabiber, bak. Gel. Karabibere gel. Bibere gel abi. Bibere gel. Karabiber. Yallah. Haydi yallah. Evet, şu anda bütün tatlılarımıza, pastalarımıza, pastanelerimizin vazgeçemediği, evdeki hanımların vazgeçemediği vanilya ağacının önündeyiz. İşte vanilya bu ağacın köklerinden yapılıyor, değil mi? Vanilla is viney plant. Vanilla always need pollination. The pollination we do by our hand. When you see the vanilla flower, so yes, you have to open, and after that inside we have female and male, we have touched together. After that there are pollination is going to be done. We get vanilla pot, as you see that one. This one. Yeah, this vanilla one. Pot, yeah. Evet. Vanilyayı bundan yapıyorlarmış. Dişisi erkeği varmış, karıştırıyormuşsun, birleştiriyormuşsun. Valla çok enteresan bir şeyler anlattı. Ben çok odaklanamadım. Yağmur da çok fazla üzerimde ama vanilyanın ham maddesi bu. Bunları birbiriyle birleştirerek, kurutarak sonrasında yine fermente ediyorlar herhalde. Onlar kendi doğal yollarla. Ve olayı değiştirip bildiğiniz bizim toz halindeki vanilyamız ortaya çıkıyor. Ama bu gördüğünüz fasulyeye benzer, hatta fasulye de değil. Ne bu? Bakayım. Valla börülceye de benziyor biraz. Börülceye, fasulyeye benzer. Ama aslında vanilya buradan ortaya çıkıyor. Ben. Evet, şu anda gördüğünüz limonotu. Böyle bunu alıp her yemekte kullanabiliyorsunuz. Bunun da baharatı var. Yani limonotu dedikleri kurutuyorlar. Limon sıkmak yerine sanki hani bazen limon kullanmaz da limon tuzu kullanır ya. Bizim kadınlarımız da mutfakta. Bu limonotunu da kullanabiliyorsunuz. Hatta bundan kolonya yapılıyor, krem yapılıyor ve genizleri açtığı da söyleniyor. Bu limonotunun genizi tıkanık olanlar varsa böyle sağlıkta da kullanıyorlarmış bunlar. Yani durum bu. Gayet güzel, gayet natural limonotu. Mis. Haydi let's go. Evet, çok şükür şu an yağmur da durdu. Biraz daha iyi oldu. Bakalım. Can you show me what is this? This one we call the lipstick. 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 We use a decoration in local way. So normal we take that one, the fruit, we get this one. Here. Yeah. Inside. Inside we have this black one, the red one seed. Yes. So we take this one, then we squeeze like this. So in local way we put in a Yeah. Okay, yani şöyle, bu meyve aslında lipstick, yani ruj olarak da kullanıyorlar ama aynı şekilde bu meyve böyle bu şekilde koyu olunca yiyebiliyorsunuz. Taze iken böyle içinde bu kırmızı böyle çekirdeği gibi kullanıyor. Doğal makyaj işte. Ne güzel. doğal makyaj. Masai put the hair and Indian with that. Ama Lipstick just for here, not over there. Yani burada işte yerli insanlara sadece ruj olarak değil, kadınları da erkekleri de yani yüzleri falan yani çiziyorlar. O da farklı bir anlamı var onları için. Savaş zamanında. Evet. Okay. Savaş zamanında böyle çizgi atıyorlarmış yüzlerine. And also we dry this one we use for food, for baharat. Oh, so aynı zamanda şu kabuğu kuruttuktan sonra yemeklerde katıyorlar. İlginç. Yani ben böyle bir yemek yemedim.
We dry. After dry, we make it powder. We put to the curry. We get yellow curry or biryan. We change the food, the color. By okay, then. O şeklinde yani tabii ki kuruduktan sonra o şeklinde oluyor. Ondan sonra yemeklere de katıyorlar. Baharat çiftliğinde bir de enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Malum burada sadece baharatlar yok, meyveler de var. Ve o meyveleri toplamak için bu bildiğimiz kokonat var ya, hani bu Hindistan cevizi, onu toplamak için bu ince uzun ağaca tırmanmak gerekiyor. Ve o ağaca tırmanmak da her baba yiğidin harcı değil. Bizim bu arkadaş bu ağaca nasıl tırmandıysa tırmanmakla da kalmadı. Bir de hazır ağacın üstündeyken şarkılar söyledi bize. Burada bir başladı, bir durdu. Neyse biz devam ediyoruz. Şimdi burada çok değişik bir şekilde kokosu yani Hindistan cevizini topluyorlar. Şimdi bize arkadaş gösterecek. Hello, how are you? I am good. Okay, Hakuna Matata. Hakuna Matata, karibu Mr. Butterfly. Okay? Foto, video, kamera, müzik, dans, no problem, okay? Hadi bakalım bize hem yani kokos Hindistan cevizi toplayacak hem de şarkı söyleyecek. Let's okay. go. Vay. Bir de hava yağmurlu. Şimdi bu ağacın şeyi de kaygan. Yine de maşallah yukarı kadar çıkacak. Kaç metre oluyor bu acaba bilmiyorum. Do you know how long is the tree? How metre? How long the types? Yes. The long one is 10 meter. Ve şu an şarkı söylüyor. Nzuri sana wageni twakaribisha Zanzibar yetu hakuna matata. Na matata, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata. Yani sorun yok, hakuna bir şey kafaya takmayın arkadaşlar, böyle diyorlar. Okey, şimdi yani adam indi, bir şey soracağım onu. Kendisi çok fazla İngilizce bilmediği için burada yanındaki arkadaş bize çeviri yapacak. Is it difficult? Yeah, this is a difficult thing to climb. It's like a gym. And how many times teach this, like be professional? So it can take 3 days to teach the way because to climb, because this one is very difficult thing to climb the coconut yes, tree. Yes, yes. Yeah. Evet, çok zormuş dedi ve bunu bayağı birkaç kere çıkmış, yukarı inmiş. Yani aşağı yukarı 3 gün belki böyle bunu yapıyor çünkü hem kaygan ağaç, ve böyle kolay bir şey değil. Biz yani buradan aşağıdan bakınca kolay gibi geliyor bize ama aslında güç de gerekiyor. Sadece böyle bir yetenek değil bu. Okay, thank you very much. Bizim zaten favorimiz her zaman için Uzak Doğu, Asya, Afrika, bu tarz bölgeler. Bunları gezip görmek, bunların kültürlerini keşfetmek istiyoruz. Normalde yaşantım boyunca da hedefim bütün dünyayı dolaşıp buraları hem size anlatabilmek hem de kendi zihnimde, beynimde, kalbimde güzel hatıralar oluşturabilmek. Bundan mütevellittir ki sürekli bastıra bastıra söylüyorum. Yani evet, ülkemiz çok güzel, ülkemiz cennet, ülkemizde tabii ki tatil yapabilirsiniz. Ama her sene, her sene, her sene bunu yapacağınıza artık herkes bir kabuğundan çıksın. Ya biraz da biz yurt dışını keşfedelim. Neden yurt dışındaki turistler sürekli bizim ülkemize geliyorlar? Her sene başka başka ve milyonlarca. Ve milyonlarca, evet yanlış duymuyorsunuz. Turizm konusunda evet, Türkiye top listede ama bizim halkımız da bence dışarı biraz çıkmalı, biraz görmeli, biraz tanımalı, bu tarz ülkelere gitmeli. Birçoğunuzun hala ve hala, ben bunu bastıra bastıra söylüyorum, pasaportu yok belki hala.
ki dünyanın en basit şeyidir. 2 günde çıkartabiliyorsunuz pasaportunuzu ve vizesiz gidebileceğiniz birçok ülke var. Ya da kapısında vize alabileceğiniz birçok ülke var. Mesela burası yeşil pasaporta vize istemiyor ama normal umumi pasaportunuzla geliyorsunuz, cüzi bir rakam ödüyorsunuz kapıda, içeri giriyorsunuz. Afrika'ya gelmekten, gitmekten, safari yapmaktan, Zanzibar'a gelip denize girip çıkmaktan, özür diliyorum, okyanusa girip çıkmaktan, hani kesinlikle ve kesinlikle düşünmeyin ki bir şekilde hastalıktır, şudur budur, ben burada ne yerim, ne içerim, bunları bastıra bastıra söylüyorum. Hastalık denen bir şey yok. Yani şu anda yok. Canlı canlı ben söylüyorum. Evet, ben doktor değilim ama yok, bunu söyleyebilirim sizlere. Ve ayrıca dediğim gibi çok kendinizi garanti altında tutmak istiyorsanız, evet, yan etkileri olsa da devlet isterseniz size bu hastalıklarla ilgili haplar verebiliyor ya da gidip aşı olabiliyorsunuz. Kendinizi çok garantide hissetmek istiyorsanız Türkiye'de aşınız olup da gelebiliyorsunuz buraya. O zaman rahat rahat da gezebilirsiniz. Ama bu aşıların yan etkileri var, bu ilaçların yan etkileri var diyorsanız da bence hiçbir şey yapmayın. Sinek rahatsız eder dediler bizi giderken. Ben 10 tane sinek gördüm, görmedim bu zamana kadar. Sinek göreceğimi de tahmin etmiyorum. Çünkü deniz kenarı kısımlarında özellikle hiç yok. Çünkü tatlı bir rüzgar esiyor ve rüzgarda biliyorsunuz sinekler olmuyor. Ama o tatlı rüzgarda sizler çok güzel bronzlaşabiliyorsunuz yani burada. Anında kapkara olabiliyorsunuz. Onu açık ve net söyleyeyim. Sudaki gelgitlerden bahsetmiştik. Denizdeki gelgitlerden, okyanustaki gelgitlerden suyun seviyesi yükseliyor, düşüyor. Suyun seviyesi düşünce suyun üzerinde yürüyüş yapabiliyorsunuz ya. Hani denizin üzerinde yürümek, okyanusun üzerinde yürümek bambaşka bir keyif. Ben daha ne anlatayım ki size? Anlatılmaz aslında, yaşanır. Senin ekleyeceğin bir şeyler var mı? İnsanları da çok sıcak. Herkes böyle birbirine tanımadığın insanlara jambo jambo diyorlar. Jambo mambo, evet. Hakuna matata. O yüzden siz de korkmayın. Herkes yani böyle... Kimse yemez sizi. Yani her gördüğünüz zenciyi yamyam sanmayın. İyi niyetli herkes size, aynen, yani yaklaşıyor. İlla ki bir şey yani satacaklar veya satmayacaklar. Onlar böyle gelip tanışıyorlar. Nereden geliyorsunuz? Çünkü onları için de zaten tek geçim kaynağı turizm. İnsanları da seviyorlar. Böyle sıcakkanlı insanlara olduğu için herkesle böyle konuşma yaklaşıyorlar. Bakın, ülkede yokluk var. Bakın, ülkede yokluk var. Aslında fakirlik yok, yokluk var. Evet, biz yani buraya gelirken mutlaka bunu da düşündük. Şimdi gelirken yanınızda kullanmadığınız eşyalarınız, küçük oyuncaklarınız. Evet, çocuklara bir şeyler dağıtmak, vermek. Yani abur cubur mu olacak, kıyafet mi olacak, ayakkabı mı olacak, oyuncak mı olacak? Yani elinizde ne gelirse. Bunları yanınızda getirin, gelmişken de burada hem de hayra girin. Evet, siz de yapın. Gelince unutmayın, onlara da bir şey getirin. Başka bir şey şu an aklıma gelmiyor ama mutlaka yani eksik bir şey varsa söylerim size. Aynen. Yani Zanzibar maceramız devam ediyor. Sakın Sergio ile Walk Show'dan ayrılmayın. Daha neler göstereceğiz size, neler. Evet, Afrika'dayız elbette. Zanzibar'dayız, Tanzanya'dayız ama Afrika'da olduğumuzu biraz da anlamamız lazım. Nasıl anlayacağız? Tabii ki buraya özgü şovlarla. Afrikan şovları görülmeye, izlenmeye değer şovlardı. Akrobatları sahnede gördüğümde dayanamadım. Malum benim de eski mesleğim. Eski mesleğim derken eskiden cambaz falan değildim. Ama böyle şovlar organize ediyordum. Yani bildiğiniz 5 yıldızlı otellerde eğlence müdürlüğü yapıyordum. Hani şu eline mikrofonu alıp da her akşam şovlar yapanlar var ya, işte ben de onlardan birisiydim.
Baktım ki akrobasi şov yapıyorlar. Daldım araya. Bir Sergio şov görsünler istedim. Zanzibar'da bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Ama merak etmeyin, Zanzibar bu kadarla sınırlı değil. Bir bölümü daha olacak elbet. Ama hangi hafta olacak orasını bilmiyoruz. Sürpriz olsun istiyoruz. Sizler de her hafta Sergio ile Volk Show'dan sakın ha sakın ayrılmayın. Bu arada bu bölümü izlemeyenler ya da bölümün ortasından izlemeye başlayanlar varsa kaçırdığınız tüm bölümlerle alakalı olarak YouTube kanalıma abone olup tüm videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca daha önce gittiğimiz ya da gideceğimiz yerlerle alakalı kafanıza takılan tüm sorularınız ve mesajlarınız için Instagram'dan beni direkt takip edip tüm sorularınızı yöneltebilirsiniz. Merak etmeyin, tüm sorularınızın cevabını tek tek veriyorum. Haydi bakalım, önümüzdeki haftaya dek kendinize çok cici bakın. Sergio ile Volk Show'dan sakın ha sakın ayrılmayın. Unutmayın, her an, her yerde karşınıza çıkabiliriz. Jumbo! Jumbo! Jumbo bwana! Jumbo bwana! Habari! Habari! Zuri sana! Zuri sana! Wageni! Wageni! Makaribishwa! Makaribishwa! Zanzibar yetu! Zanzibar yetu! Hakuna matata! Hakuna matata!